Şimdi bir şey daha var biliyor musun? Tazimiyatlar peşinde değil. Bu yaşa sonra sadece bu doktor bir kulağa çekilsin. Kanser hastasıyım. Kolon kanseri. Kemoterapi gerekiyordu ameliyat sonrası. Korucuk Hastanesine gittim. Oradaki doktorlar kemoterapi almam için Merkez Eğitim Araştırma Hastanesinde port taktırmam gerektiğini söylediler. Bir yazı yazdılar. Merkez Eğitim Araştırma Hastanesi Kapdamar Cerrahisine gittim. Beni port takmak için randevu verdiler. Gittik. Ameliyat e, port takma e, esnasında ilk deneme başarısız oldu. İkinci defa başka bir doktor geldi. Tekrar uyuşturucu yapılıp ikinci denemede portu taktılar. Fakat ben a, operasyondan çıkıp servise geçtikten sonra müthiş bir sırt ağrısı ve göğüs ağrısı ve nefes alamamak ile karşı karşıya kaldım. Ee, hanımımın gidip doktora bunu söylemesi üzerine bende ciğer filmi çektiler. Film sonucunda akciğer delinmesi olduğunu, damar zedelenmesi olduğunu ve iç kanama olduğunu bana bir tüp takması gerektiğini söylediler. İlk port takıldıktan sonra Beni eve gönderiyorlar. İç kanama devam ettiği halde gönderiyorlar. Bu resmen beni ölüme terk etmektir. Çünkü ben 6. gün Polikiniğe gelmeyip de onların verdiği 10 gün sureyi bekleseydim bütün kalp damar müteassıslarıyla konuştum diyorlar ki kesinlikle hayatını kaybederdin. Beni soruyor. Ne oldu diyor o hasta? Yatırıldı mı? benden yardım isteyeceklerdi. Benden konsültasyon isteyeceklerdi. İstemediler. Ne oldu diyor? Onun yardımcıları taburcu oldu deyince derhal o hastayı telefon çağırın diyor. Ve benim eşimi arıyorlar. Beni çağırıyorlar. Ben gidiyorum. Ahmet Nasır Bey beni yatırıyor. Göğsümden 3 litreden fazla katran gibi kan çıkıyor. Sağlık Bakanlığı'na da seslenmek istiyorum. Aynadır sağlık çalışanları ve doktorların hakları için kanun çıkarıyorsunuz tabii ki çıkacak onları koruyacağız peki ihmal edilen hastaların hakkını koruyan kim olacak beni ölüme gönderenler benim hakkımı kim koruyacak?